Herkese selam ve iyisler. Call of Duty Mobile'de yeni bir oynanış videosuna hepiniz hoş geldiniz. Takıma bak. Gerçek oyuncularla kapışacağız. Bu arada Murdoch da orada. Bot. Her zaman karşılaşıyoruz. Hem Battleground'da hem burada. Nişan alabiliyorum. Tamam, güzel. Solumu düzelttim. Bugün böyle bir oynayış atımı istedim. Uzun zamandır çok oyunculu ve bu modu oynamıyorduk. Bölgeye ele geçirmeye çalışıyoruz. Bomba yerleştirip bomba yerleştirmesine engel olmaya çalışıyoruz. Buraya gelecekler bence. Geldi. Biri gitti. Bir düşmanı ortadan kaldırdım. Tabii ben yerinde beklemeyeceğim. Orada birini gördüm. Onu da indirdim. Pekala. Şurada biri var derken oyunda bir kasma oldu derken gittik. Aslında alabilirdik. Sniper'la birbirlerini vurmaya çalışıyorlar. Bakalım olabilecek mi? Biri orada yalnız. Bu keskin nişancıyı da alabilecek mi? Onu sniffleyebilecek mi? Birader, biraz zor ama bıçakla mı oynayacaksın? Ne yapacaksın? Nasıl bir oyun yapacaksın diyecektim. Adam zıplaya kaya sniper aça aça ölmeye gitti. Resmen intihar etti. Oyunu kasmasaydı belki alabilirdim. Bazen kasıyor. Oyun buralarda kasıyor bazen. Hiç olmadığı kadar. Şimdi buralardan çok çıkmamak lazım. Çıktığımızda gelip bizi alıyorlar. Küçük yardımlar oldu. Orada bir tane adım gördüm. Biraz kafamı çıkardım. Şu adamı alabiliyor muyum? Alamadım. Adam orada. Gene niyerci. NRG'ye tekrar öldük. Artık nasıl okunuyorsa. Bu adama yine geberdim. Yine keskin nişancı da artık aldı. İki etek alabilir mi? Silah değişikliğine gitsek daha mantıklı olabilir aslında. Öldürdü ama kendisi de öldü. 2-0. Çevirebiliriz bence bu maçı. Buradan çevirebiliriz. Şuna geçiyorum hemen. Serap'la bu iş olmadı. Ancak bu silahla olabilir bu. Hem dürbünü var hem bu silahla neler neler yapmadık. Daha önceki oynanış videolarımıza bakabilirsiniz. YouTube'da kanalımızda mevcut. Küçük bir yardım. Bomba burada. Şu adamı ben bir haklıyım. Bir yerden yiyorum, bir yerden yiyorum. Oradan gördüm ama orada başkasıyla ilgileniyordum. Oradan gelen vardı. Onu sıkıyordum. O adamı sonradan fark ettim. Ama maalesef olmadı. Bizim adam ne yapıyor? Saklanıyor galiba. Hareketli bir silah yok mu ya? Yakından vurabileceğin, dalabileceğin. Adamlar orada. 2'ye 1. Almanız lazım bence. Adam keskin nişancı. Buralarda bir yerlerde. Avantaj sizde. Bombayı kuramadı. Diğer eleman ne yapıyor? Bu kayıyor buralarda. Kontrol ediyor da adam buralarda değil bence. İleride. Sniper. Aynen orada. Bir fark edemedim. Fark etsin ama yapacak bir şey yok. Hadi birader sen alırsın belki. Abi koşa koşa üzerine niye gitsin ya? İntihar resmen ha. 3-0. Taraf değiştirdik. Bir bizim eleman bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yapıyordu ama işte ondan sonrasında kaybediyoruz. Kim aldı, ben mi aldım? Hayır, o almış. Sniper var. Buralarda bir yerlerde bir tane sniper var. Adamlar sniper'la indirmeye çalışıyor. Sniper'la indirdi. Bir yerden vuruyorum, gördüm. Aldım onu. Finish the mission.
Birini aldım. Ama diğerinde maalesef alamadık. Bitirmeye çalıştım yakındım da. O da sniper'la benim üzerime bayağı uğraştı. İndirmeye çalıştı ama o son atış olmayacaktı. 100 almış. Bir tane daha oynayalım. Yenildik ama güzel bir oynayış yaptık. En azından karşılık cevabımızı bir kez de olsa verdik bu adamları karşı öldürerek. Keskin nişancıyı da oynuyorlar bol bol. Bu haritada özellikle. Sanırım burada bu keskin nişancı daha tercih edilmeli. Uzaktan ve çıkılacak yer de var. Adamları bol bol sniper'la kesip vurabiliyorsunuz. Yine mi aynı adamlar? Yok. Bu sefer farklı. Hadi bakalım bunu kazanalım ve videoyu öyle kapatalım. Kazanıp kapatalım. Hadi beyler. O ghost nasıl bir ghost lan? O ghost mu? Galiba. Neredesin birader? Bizim takımda değil mi? Bizim takımda. Bir karakterine bakabilir miyim ya? Karakterin yakıyor. Bir yakından görseydin. Neyse öyle mi? Göstermeyeceğim mi? Özel mi? Peki. Bir yüzünü yakından görmek isterdim. Arkandan sıkıyor. Haletim. Oradan sıkıyor. Botlar mı? İki tane bot vardı galiba. Aldım. Kasıyor. Biraz kastı. Adam nereye gitti ya? Burada bomba var. Bu bombayı almaya biri gelecek mi diyecektim ama ne oldu? Son vuruşu kim yaptı? Onu göstermedi peki. Serap bu kez başarılı olacağız. Rakipler. Herkes zıplıyorsa ben de zıplayayım bari. Botlar da. O kayıyor musunuz? Botlar kaymayı öğrenmiş. Emekleme aşaması geçildi. Botlar da. Bomba da açıyorlar biliyorsunuz. Gelişiyorlar valla. İyi de sıkıyorlar Basural'da da burada da. Yani. Aa gördüm yüzünü tamam gördüm yüzünü. Yüzünü görmek istiyordum adamın gördüm. Bizim adamın yüzünü görmek istiyordum. Yakından görmüş oldum. Büyük ihtimal kapağı da onu yerleştireceğiz. Umarım. Biraz daha rekabet edilir rakip takım. Çok kolay oluyor ya. Botlarla niye eşleşiyoruz? Maç mı bulunuyor? Maç bulmadığı için mi? O adam benimkilim. Yardım veya asist sayma. Neredesiniz? Birader burada mısınız? Ne oldu? Son öldürmeyi keski gösterse. Kim de? Bomba kim alıyor? Adamımız aldı. Smokey. Gidiyor. Aldı gidiyor valla bombayı. Korumaya gerek yok halleder. Zaten karşımızdakiler çokça bir şey yapacak gibi değiller. İki tanesini ben eledim çoktan. Öldürdüm diyeyim. Birader yerleşiyor musun? Biri bana sıkıyor da aletsizler ama. Bravo. 4-0. Daha önce biz hezimete uğramıştık. Şimdi de botları diyeyim ben. Hezimete uğrattık. Ama keşke gerçekleri böyle hezimete uğratsaydık. Botlardan çıkarmasaydık keşke bunu. Şu oyunu keşke bot atmasalar yani illa oynansın diye bot atılmasın keşke. Daha iyi olurdu. Daha güzel oynanışlar yapabiliriz aslında ama oynayan sayısından mı başka durumlardan mı bilmiyorum ama bir maç gerçek oyuncu geliyorsa fazla fazla bir sonraki maçta çok çok bot geliyor. Bunu çözemedim. Neden olduğunu da bilmiyorum. Bazen diyorum ki şeyle alakalıdır. DC ile rankla kademe ile falan alakalıdır diyorum ama bu da beni çeliştiriyor. Adamın karaktere bakar mısın? Güzel. Bu bizim Warzone'da var. Warzone'da eğer oynarsam gösteririm. Bana hediye edilmişti. O karakter orada var. Ghost'un Azrail skin'i benim. Call of Duty Warzone'da mevcut. İsterseniz bir ara orada da maç yaparız. Kısa kısa sunarım.
İki tane maç attık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gerçek oyuncular keskin nişancıyı da bize fena halde harcadı ama yine de rekabet etmeye çalıştık. Bir şeyleri çevirmeye çalıştık ama bizim elemanlardan biri uğraştı, evet. Ama sadece keskin nişancı olacak iş değil. Yakın silahının da iyi olması gerekiyordu. Bıçakla bir şey yapamazsın. Uzak mesafedeki adama veya yakınlaştığında, çünkü sıkacak. Bir yerlerden silah bulup sıkabilir sana. O yüzden Taurus silahı ya da CMG'ler boşa konmadı oyuna. Keşke bu silahlarla da oynayan olsaydı. Diğer eleman niye adama silah bırakıp gitti bilmiyorum. Herhalde maçı saldı. Neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki günlerde farklı farklı oyunlara videolar gelmeye devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.